Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım. Hepiniz iyisinizdir. Valorant 7. bölümde yani 2023'ün geri kalanında bizi neler bekliyor bununla alakalı bir video paylaştı. Bu video içerisinde de hem yeni ajan teaserında hem de yeni oyun moduyla alakalı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yani çok ayrıntılı şeyler yok ama teaser olabilecek şeyler var. Bu konular hakkında konuşacağız. Önceki videoda da iki arkadaşa 925 Valorant puanı veriyorduk. Bu arada hani konuya geçmeden klasik duyurumuzu yapalım. Onun sonucunu ilerleyen videolarda açıklayacağım. Bu videoda da iki arkadaşa 925 Valorant puanı hediye ediyor. Yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız katılmak için yeterli. Burada ilk olarak Andy olması gerekiyordu ismi yanlış bilmiyorsam. Bahsettiği şey Premier Beta'nın Temmuz evresi gerçekleşecek. Bundan zaten sizlere bahsetmiştim. Yani ikinci bir beta evresi gibi düşünebilirsiniz. Champions turnuvasından sonra, Ağustos'taki Champions turnuvasından sonra da Premier Beta resmi olarak çıkışını gerçekleştirecek. Burada bizim için en önemli iki nokta var. Biri... Size zaten bahsettiğim ve bence hani tahminimi de söylemiştim. 7. bölümün başında e, H.E.R.M. oyun modu geliyor. Yani yetenekli ölüm maçı oyun modu geliyor. Bunu da zaten aynen burada bahsediyor. Dinleyelim ilk olarak. 7. bölümün başı ile birlikte bu oyun modu gelecek. Oyun modu için özel olarak tasarlanmış haritalar bulunacak. Bu gerçekten çok önemli ki şu anki ölüm maçımızın da gerçekten en büyük eksikliği haritalar. Çünkü haritalar ölüm maçına pek uygun değil. Özelliklerini hani büyük haritalarda biriz gibi bir haritada mesela iki kişi, üç kişi oyundan çıktığı zaman o ölüm maçı zehir bir hale geliyordu. Bu yetenekli ölüm maçı için özel olarak tasarlanmış yeni oyun haritaları göreceğiz. Hızlı oynanışa sahip yeni bir oyun modu. Önceki savaş biletlerinde kaçırdığınız aksesuarları açabilmenizi sağlayacak yeni bir sistem getiriyorlar. Bu nokta önceki savaş biletlerinde kaçırdığınız aksesuarları açabilmenizi sağlayacak yeni bir <laughs> ilerleyiş sistemi ve bir olay bu. <laughs> We'll be following Ayrıntılar yakında geliyor. Along with a deeper look at all the things that we just covered. All thanks everyone. Şimdi yeni ajan ile alakalı bir bölüm geliyor. Bu kısmı aslında birazcık daha geçsek. Evet 2024 öncesinde de yani 7. bölüm içerisindeki 3 kısımın ikisinde yeni ajan göreceğiz. Bir tanesi bu Haziran'da gelecek olan, Haziran sonunda gelecek olan güncellemede bulunacak olan Gözcü ajanımız. Ve ajanımızın teaser görüntüsü de şu an karşınızda. Bu savaş bileti içerisinde bulunan e, ne denir o cihazımsı yapıyı zaten bu aşağıda görebiliyoruz. Onun benzeri bu noktada bulunuyor. Yine o ipler var demiştik. İpler bu noktada bulunuyor. Bunun dışında dikkat ettiğimiz nokta burada punk yapılar, kahveler var. Bunlar dikkat çekici noktalar olabilir. Burada tablet üzerinde avatarlar var yani e, görseller var. Bu yapıda merceğimsi bir yapı açıkçası. Diş fırçasıyla temizlik vesaire yapıyor. Bu arada anladığım kadarıyla erkek de bir ajan gelecek. Böyle sağlam yakalı böyle karizmatik bir ajan gelecek gibi duruyor. Hani renkleri zaten hani buradan belli. Beyazımsı, grimsi, böyle mavi çok fazla yakın da diyebiliriz aslında. Böyle mavimsi bir tonu var. Bir de sarı bir tonu var. Zaten savaş bileti içerisinde bulunan kart da bu şekildeydi muhtemelen de böyle trap yeteneği bu iplerden oluşan bir yetenek olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu tarz bir yeteneği olacaktır diye düşünüyorum. Diyelim. <laughs> Yeni bir düellocu geliyor çok iyi hangi güncellemede geleceğini bilmiyoruz Ağustos sonunda bir güncelleme daha olacak ve Ekim sonunda bir güncelleme olacak bu ikisinin bir tanesinde de yeni bir düellocu gelecek evet yani artık yeni bir düellocu gerekiyordu Neon'dan beri bir buçuk yıl oldu genel olarak durumlar bu şekilde açıkçası siz neler düşünüyorsunuz Düşüncenizi mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hani yeni ajan teaser'ı konusunda, ajanın tarzı konusunda hani güzel bir teaser tanıtım diyebiliriz ama yetenekleri de hani ne çıkabilir? Bu konuda gerçekten pek bir fikir yürütemiyorum. Tabi yani tabii ki de artık bu başladığına göre ilerleyen zamanlarda bunların daha ayrıntılarını göreceğiz. Dediğim gibi siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. <laughs>